Peki İttihat ve Terakkicilerin hepsinin Mason olması niye? Efendim, İttihat ve Terakkicilerin hepsi Mason mu bilmiyorum ama doğrudur. İttihat ve Terakki geleneğinde çok sayıda Mason vardır. O dönemin Selanik'ine baktığımız zaman da gerçekten İttihat ve Terakki'nin hem aktif bir faaliyetini aynı zamanda da Masonluğun aktif bir faaliyetini görüyoruz. Tabii bunlar o dönemin hani Osmanlı topraklarındaki düşünen, sorgulayan, araştıran ve entelektüel açıdan faal insanları. Masonluk da o dönemin belki önde gelen entelektüel hareketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla o dönemin Osmanlı'daki aydınlarının muhtelif yapılar içerisinde olması şaşırtıcı. Ben bunu Erol Şadi'ye sorduğumda, İttihat ve Terakki konusunda Türkiye'deki en yetkin isimdir yaşayan Erol Şadi'ye sorduğumda Erol Şadi şey dedim. Örgütlenmek gerekiyordu ve gizli toplantılar yapmak gerekiyordu. Çünkü istibdat vardı. Buna karşı en iyi çare bir Mason örgütlenmesi içerisinde yer almaktır. Doğru olabilir mi? Bu mümkündür efendim. Bu mümkündür.